sevgili izleyiciler, oraya gitmeden önce sığınma evlerinde yaşamı konuşuyorduk. Şimdi de telefon attığımızda daha önce sığınma evinde kalan Merve Başarır Tuğla var. Bakalım o yaşadığı sürece, sığınma evinde kaldığı süreçte neler yaşadı, bir de onun izlenimlerini dinlemek isteriz. Merve Hanım, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. İyi yayınlar diliyorum Ebru Hanım. Çok teşekkür ederim. Evet, Türkiye'deki sığınma evlerinin durumu, orada yaşanılanları konuşuyoruz. Yani çok da keyifli şeylerden bahsetmiyoruz. Siz de daha önce bir dönem sığınma evinde yaşamıştınız. Biraz da sizin izlenimlerinizi dinlemek isteriz. Evet, şimdi biz tabii mağdur kadınlar olarak bazen gideceğimiz yer olmayınca devlete sığınmak durumunda kalabiliyoruz. Benim de tabii eşimle alakalı bir şiddet durumum vardı ve tehdit ediliyordum. Evet. Ailemle de o dönemde aramız iyi olmadığı sebebiyle de sığınma evine gitmek durumunda kaldım. Tabii önce şikayetinizi yapıyorsunuz, sonra polis eşliğinde siz sığınma evine bırakılıyorsunuz. Ardından işte bir anket yapılıyor ve 5 kişilik bir 5 yataklı bir odaya koyuluyorsunuz. Yani ilk adım denen bir yerle sürece başlıyorsunuz. 5 yataklı diyoruz ama tabii bu odalarda 5 çocuklu olan bir kadın olduğunu da düşündüğünüz zaman odanın nüfusu ilk adımda onu geçebiliyor. Evet. Dolayısıyla... Peki Merve Hanım, özür dilerim, bir şey soracağım. Anket dediniz, nasıl bir anketten bahsediyoruz? Şöyle, yani işte eşinizin silahı var mı? Eşinizden ağır tehdit alıyor musunuz? Gibi sorular soruluyor size. Çünkü bu şunun için önemli. Eğer tehdit ediliyorsanız bir 10-15 gün kadar kesinlikle dışarıya çıkarttırılmıyorsunuz güvenlik açısından. Evet. Sonrasında tabii girişte bizim üzerimizden bütün her şeyimizi alıyorlar. İşte kozmetik eşyasından tutun da USB flaş diskine kadar birçok özel eşyanızı, hatta paranızı dahi alıyorlar. İçeri giriyorsunuz didik didik ayandıktan sonra. Sabah kalktığınızda saat 6:30 gibi odanın temizliğini yapmak durumunda kalıyorsunuz. Hatta bu sebeple kadınlar kendi arasında kavga da ediyorlardı. Bu ciddi anlamda bir handikap da esaslı. Zaten psikolojisi bozuk kadınlar olarak gidiyoruz oraya. Bir de üstüne üstlük bazı şeyleri mecbur bırakılınca daha da geriliyorsunuz. Evet. Tabii ailenizle de görüşemiyorsunuz. Telefonunuz yok. Saat mesela saat 11'de 15 dakika kadar telefonla görüşebiliyorsunuz. Onun haricinde telefonla görüşmeniz yasak. Yani özellikle tehdit ediliyorsanız da hiç dışarıya çıkmadığınızı düşündüğünüz zaman daha da travmatik bir hale geliyor bu durum. Bir de tabii ilk adımda şöyle bir handikap var. İşte madde bağımlılarıyla, ruh hastalığıyla bir arada kalma durumunuz da oluyor. Orada ciddi anlamda size saldırılar da olabiliyor. En ufak bir kavga çok büyüyebiliyor. Mesela bir salona alınıyoruz biz. O salonda televizyon tek bir tane var. İşte diyelim ki kadının bir tanesi bir dizinin müptelasıysa öbürü başka birinin müptelası oluyor. Buradan yine bir tartışma çıkıyor. İşte sürekli çocuk sesleri oluyor filan. Yani tamamen huzursuz bir ortamda yaşıyorsunuz. Evet. Temizlik yaptırıldıktan sonra saat 7'de sabah kahvaltınız var. Eğer onu kaçırırsanız öğlen 12'ye kadar aç kalıyorsunuz. 12'den sonrasında da saat 4 gibi ara çay faslı dediğimiz olayda sadece çocuklara bir ikram veriliyor. Bir de hamile kadınlara. Onun haricinde akşam 6'ya kadar yine aç kalıyorsunuz. Ve akşam 10'da kesinlikle herkes yatmak durumunda. İşte nikotin kullananlar için bir oda var. Oraya giriyorsunuz ve duman altı falan. Yani burada yaşadığınız süreç gerçekten yaşadığınız sürecin üstüne de daha da katlanıyor. Evet. O olarak tabii bahsedeceğimiz noktalara girersek... Peki Merve Hanım, orada oraya gittiğiniz zaman, orada yaşadığınızda, yani bir kere kozmetik eşyanızın ve paranızın alınıyor olmuş olmasının mantığını ben anlayamadım. Siz sordunuz mu peki param neden alınıyor diye? Ya şimdi tabii orada hırsızlık oluyor. İnsanlar orada hiç parası yok ve nikotin bağımlılarıysa bu insanlar para çalımı olabiliyor. Üzerinizde taşısanız bile düşürebiliyorsunuz. Sonra bu kaybolduğu zaman herkes kavga olabiliyor filan. Kozmetik eşyasının da mantığı, örnek veriyorum, bir likit sivri uçlu bir şey ise burada tabii ruh hastaları, kadınlar birbirlerine bununla saldırabiliyorlar. Mesela ben bir kitap yazdım o dönemde. Kalem sokamadım içeriye.
saklı gizli yani çok zor şartlarda soktum. Defterimi dahi sokmuyorlardı. Çok zor şartlarda küçük küçük kağıtlar sokarak orada bir şeyler yazmaya çabaladım. Evet. Yani bunlar bile yasaktı yani. Peki şunu da sormak istiyorum. Tabii oraya gelen kadınlar ciddi sorunlardan kaçtıkları için geliyorlar. Yani pek çoğu şiddetten kaçıyor ya da farklı bir şeyden. Yani mutlu olan hiç kimse zaten sığınma evine gitmez hiçbir kadın. Peki orada yani psikolojik bir destek uygulanıyor mu? Şöyle, ilk adımda sizi, hepinizi, daha doğrusu isteyenleri diyelim, psikiyatrik bir tetkikten geçiriyorlar. Ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüyorlar. İhtiyaç duyulursa orada sizi yatırıyorlar. Duymuyorlarsa da tekrar sığınmaya gönderiliyorsunuz. Ama tabii bu isteğe bağlı. Herkes gitmiyor. Anladım. Evet, yani ben istemiyorum diyorsan belki de ben ruh hastasıyım yani aslında bunu sorulmaması gerekir. Bunu mecbur tutmaları gerekiyor yani. Evet. Peki Sonrasında buyurun, buyurun. nakil olayları başlıyor. Bir 10 gün belki de 10 günden kısa bir süre öncesinde de nakil yapılabiliyor. Ben nakledildiğim yerde adliyeye bulunmuş olduğum adliye yani mahkemelerin olduğu adliyeleri bayağı uzakta bir yerde. Sesim geliyor mu bu arada? Dinliyoruz biz sizi. Ha, Buyurun evet lütfen devam edin. tamam. Nakledildiğim bölge çok uzak bir bölgeydi ve ben şunu söyledim. Bu arada hamile olduğumu öğrendim ben. Dedim ki bakın ben hamileyim. Mahkemelerime de gidip gelmem gerekiyor. Çok uzak bir yere verdiniz beni. Yani ve o nakil sürecinde de kesinlikle size söylenmiyor. Sadece yolda şurada bırakacağız şeklinde bir cümle kullanılıyor. Dileyenler şehir dışına gönderiliyor. Hatta mülteci kadınlar için deport uygulanıyor. İşte pasaportları ayarlanıyor filan. Sonrasında nakil için benden bir kağıt dilekçe alındı. Fakat yine uzak bir bölgeye beni naklettiler ama tabii birçok sığınma evine göre daha iyi şartlarda bir yere beni nakletmişlerdi. Sonrasında benim kanamalarım başladı. Dedim ki ben buradan da nakledilmem gerekiyor. Çünkü ben mahkemelerime 4 vesaitle gidiyorum. Ve tek başıma koşturuyorum. Dolayısıyla da beni daha yakın bir yere gönderin diye bir dilekçe daha yazdım. 3 ay sonra ben düşük yaptıktan sonra filan beni naklettiler yani. Bu da sığınma evinin benim için ayrı bir handikapıydı. Yani o an söylediğim zaman da yakın bir yere beni göndermiş olsalardı belki de ben bebeğimi düşürmeyecektim yani. Evet. Çünkü saatlerde düşünün ki metrobüste kalıyorum ben. Ayakta kalıyorum, Yani yoruluyorum, oradaki koşturuyorum. olumsuz ve kötü koşullardan dolayı mı bebeğinizi kaybettiniz? Tabii ki, tabii ki. Yani olumsuz koşullar benim için en önemli konu şuydu. Bir kere aç kalıyordum. Yani saati kaçırdığım zaman rica minnet hani yemek yiyebiliyordum. Yani tabii artı olarak konuştuğumuz zaman mesela üzerinizdeki kıyafetlere varana kadar işte diş macununuzu işte hijyenik pedinize kadar devlet her şeyinizi veriyor ücretsiz olarak. Bir de üzerine 500 lira gibi bir nakdi yardım yapıyor. Çocuğunuz varsa 150 lira ekstra veriyor. Bunlar aslında baktığınız zaman avantajlı gibi görünen şeyler ama her Evet. yerde de aynı şey olmuyor. Mesela bir gittiğim yerde nakil olduğum ilk yerde ayda bir veriliyorken bu harçlık bir sonraki gittiğim yerde 3 ayda bir veriliyordu. Anladım. Sonrasında Peki evet siz ne kadar süre kaldınız sığınma evinde? ben 4-5 ay kadar kaldım. Bir bölgede sadece 6 ay kadar kalabiliyorsunuz. Özel Anladım. şartlar efendim? Anladım. Evet. Özel şartlar olursa tabii 3 ay kadar uzatılabiliyor. Diyelim ki 3 ay, 9 ay sonunda da gidecek yeriniz yok. Bu sefer tekrardan ilk adıma kendi başınıza gidiyorsunuz. Tekrar o şekilde nakiller oluyor. Yani kısıtlı sürelerde kalıyorsunuz. Evet, peki. Ve giriş çıkış saatleri konusu benim için de gerçekten sıkıntılıydı. Çünkü uzak bölgeye gidip geliyorum. Sürekli geç kalıyorum trafik İstanbul yoğunluğu. Yani telefonlarımızı alamamamız, gelişen anlık olaylar olabiliyor. Avukatımız bize ulaşmak istiyor. Bunlardan mahrum kalabiliyoruz. Gibi gibi şeyler yani. Bunun altını Evet. doldurabiliriz. Gerçekten Gerçekten çok zor psikolojik olarak süreçler. çok ciddi Evet. travma yaşadığımız şeyler. Yani biz hep kendi aramızda şunu konuşuyorduk. Yani biz zaten mağdur kadınlarız. Devletin yetkilileri de bize bu kadar mağduriyet üzerine mağduriyet katmasınlar. Bize daha güler yüzlü davranılsın. Sürekli olarak onlar da ters konuşmalar. İşte efendim yemekhanede yemekten sonra temizlik yapan kadınlar olmak durumundaydı mesela. Ödül olarak meyve suyu veriliyordu veya bir kek falan. Yani devletin Evet. yapması gereken şeyleri de biz yapıyorduk.
Evet, peki Birinci Merve Hanım, çok konuşmamızda teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Çok sağ olun. ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar Çok diliyorum. teşekkürler, çok sağ olun. Evet, gerçekten Leyla Hanım, Merve Hanım'ın anlattıkları da böyle şey, hani az önce sizin cezaevi benzetmeniz gerçekten az bile kalmış. Yani paralar, kozmetik eşyalar, telefonlar, aklınıza gelebilecek her şey alınıyor. Sabah kahvaltı saatiniz, işte akşamüstü çay saatiniz, yemek saatiniz, her şey. Yani fiziki şartlar zaten çok iyi İç değil açıcı ama değil. insani şartlar da çok Kesinlikle yerinde öyle. değilmiş. Kesinlikle. Yani her yerde de değiştiğini de söyledi zaten hani. Farklı farklı uygulamalar var hepsinde de ve hepsi de aslında son derece güçsüzleştiren ve baskı altına alan uygulamalar, Merve Hanım'ın da zaten söylediği gibi. Peki ücretler nasıl değişiyor? İşte kadın başına 500 lira veriliyor, çocuğu olursa ayrıca 150 lira üstüne para veriliyor dediler. Herhalde o her çocuk için 150 liradan bahsediliyor. İşte ilk gittiğim yerde öyle bir para söz konusuydu, 500 lira, ama ondan sonra diğer gittiğim yerde 3 ayda bir o para verilmeye başladı dedi. Yani yine dönüp dönüp o devlet politikasına geliyoruz ama yani bir yerdeki kadınla diğer taraftaki o sığınma evindeki kadının aslında şartları aynı. Peki uygulanan şartlar niye değişiyor? Ya biraz şununla da ilgili tabii. Mesela oradaki belediye sığınağı ise yine devlete bağlı oluyor. Yani şey aslında bir ŞÖNİM diye merkezler, şiddeti önleme ve izleme merkezleri. Aslında hani mantık hepsinin oraya bağlı olması. Yani belediyeye ait de olsa iç işleyişinde aslında bakanlığa bağlı olması. Dolayısıyla orada bütün hani genelleyerek o yüzden konuşuyorum. Mesela bir belediyede o ilçedeki şey durum, yani belediyenin durumu neyse ya da bakış açısı ve yaklaşımı neyse o maddi destekler değişiyor. Yani kadınlara verdiği, yani bir belediyenin o maddi desteği nasıl verdiği ya da ilçe ise kaymakamlığın ne tür yardımlar yaptığı her yere göre değişiyor. Tamamen oranın, oradaki kişinin yaklaşımına, inisiyatifine göre bunlar farklılaşıyor. Ya da oradaki belediyenin işte politikası neyse o an, o zaman da ona göre bu desteklerin hepsi değişiyor. Yani bu farklılık oradan kaynaklanıyor aslında. Çok enteresan. Bir de çocuğu olmayan kadınlara hele hiçbir destekten söz edemiyoruz. Hani hep çocuk üzerinden kadınlara bir destekten söz ediyor. Merve Hanım da öyle söz etti. Hani bizim gördüğümüzde o. Özellikle çocuğu olmayan kadınlara verilen destekler hele daha da kısıtlı bu anlamda. Peki Leyla Hanım, belli ki yani o sığınaklarda yaşam koşulları gerçekten çok zor, özellikle devlete bağlı olan yerlerde. Ama çıktıktan sonra hayat daha da zor mudur acaba? Yani o çıkış sürecinden sonra neler yaşanıyor? Ya da siz işte sizde kalan kadınlar çıktıktan sonra da yine elleriniz üzerli, yani üzerinde oluyor mu o kadınların? Ya şöyle, şimdi o kısım çok önemli zaten. Üstüne basa basa söylüyoruz. Yani sığınaklar aslında geçici olması gereken yerler. Yani kadınlar için orada bir ve çocukları varsa ihtiyacı olan desteklere ve kaynakları şimdiye kadar aslında mahrum bırakılmış olduğu bütün o kaynaklara erişimini sağlanması ve bir şekilde bağımsız hayatını ya da hedeflediği şey neyse onu kurmasına destek olacak geçici yerler olması. Ama hani Merve Hanım'ın da söylediği gibi oradan oraya, orada süre bitti oraya biraz gün doldurma gibi aslında. Çünkü orada çıkışa yönelik bir, yani sığınaktan ayrılmaya yönelik bir çalışma yapılmazsa gerçekten gününü doldurur ve hadi uzatalım. Olmadı baştan başvuruyor, o süre sıfırlanıyor gibi bir şey haline dönüşüyor. Yani biz olabildiğince tabii ki kadınlarla ilk başta da söylediğim gibi o hedefli çalışmayı yapmaya çalışıyoruz. Yani orası neyse hedefi, yani işte çocuğuyla bir eve çıkmak mı nedir yani, bir ya da bir başka arkadaşıyla mı eve çıkmak, herhangi bir şey olabilir. O hedefe yönelik onu aslında yönlendiriyoruz ama bu noktada tabii Morçatı sığınağında da olsa yönlendirdiğimiz destekler aslında zaten devletin sunduğu ya da sunmadığı destekler. Dolayısıyla o noktada bizim de çok zorlandığımız bir kısım. Çünkü kadınları yönlendirebileceğimiz, hani çıkışlarını kolaylaştırabilecek destekler çok kısıtlı. Ya bir kadının çıkışını ne kolaylaştırır? Birincisi kreş desteği kolaylaştırır. Onlar çok kısıtlı. İkincisi iş bulması gerekir. Güvence işler çok kısıtlı kadınlar için. Üstelik şöyle bir sıkıntı var. Sosyal destek alıyorsa bir kadın, örneğin çocuklar için bir para alıyorsa, sigortalı çalıştığında bu İşe parayı başladığı zaman kesiyorlar. kesiliyor, Ama evet. yani o para zaten onun geçinimine yetecek bir para değil. Kadın şunu diyemez, yani ben bu parayı alayım ve hayatımı devam edeyim diyemez. Çok kısıtlı bir para o. Yani o yüzden sigortasız çalışmaya, güvencesiz çalışmaya itiyor aslında kadınları bu sistem.
Üçüncüsü de yine güvenli evlerin aslında ödeyebileceği kadının evlerin olmaması. Ya mesela Avrupa'da böyle hani hep Avrupa üzerinden örnek vermek belki hani çok uygulanabilir tamamen diye demiyorum ama ara geçiş mekanizmaları var. Yani sığınaktan ayrılan kadınlar için daha böyle sosyal konut gibi biraz daha hani ücreti daha uygun olan kadının koşullarına göre ücret ödeyip kalabileceği güvenli sosyal konutlar, geçiş evleri, isimleri değişiyor. Bu takım ara mekanizmalara ihtiyaç var kadınlar için. Orada bir çalışma da yürümüş oluyor kadınla. Bizim o takip ediyor musunuz sorusuna gelecek olursak bizim bir dayanışma merkezimiz var zaten. Biz bütün sığınak kabullerini de oradan yapıyoruz. Ayrıca sığınak dışında da kadınlar hani mutlaka sığınağa gitmek durumunda değil. Aslında ideali zaten hani şiddet uygulayan kişinin oradan uzaklaşıyor olması. Ama bunun olamadığı noktayı gördüğümüz için hani sığınak talepleri tabii ki oldukça fazla. Ama bizim dayanışma merkezi üzerinden sığınaktan ayrılan kadınlar istedikleri zaman yine oraya zaten başvurabiliyorlar. Dolayısıyla hani destek almaya devam edebilirler oradan istedikleri müddetçe. Bizim hani dayanışma merkezi biraz o dışarıdaki şey ayağı gibi aslında çalışmam. Bu merkezler çok önemli. Sığınaklar kadar bu dayanışma ve danışma merkezi diye geçen yerler aslında çok önemli yerler. Gerçekten Ya çok sığınağa önemli. gitmeden de çözüm olabilir bazen çünkü ama böyle yerler olmadığı için kadınlar gerçekten sığınağa gitmek zorunda hissettikleri için de bu kadar çok başvuru yapıyor oluyorlar. Yani oradaki eksiklik de buna yol açıyor biraz. Evet. Peki ben çok teşekkür ediyorum Ben teşekkür geldiğiniz ederim. için. Çok Çok sağ sağ olun. olun. Yani konu çok keyifli olmasa da birçok şey öğrendik sizden. Çok sağ olun. Ben teşekkür Teşekkürler. ederim. Evet sevgili izleyiciler, Kadının Gündemi'nin bugün de sonuna geldik. Yarın saat 13'te biz burada olacağız. Siz de gelirseniz seviniriz. Görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.